Bayazoğlu. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi bayramlar. Az evvel de sıcak bir gelişme olarak paylaştık. TFF Sağlık Kurulu futbola dönüş öneriye protokolüne ilişkin 18 Süper Lig kulübünün takım doktorlarının katılımıyla bir video konferans yaptı. Toplantıda neler konuşuldu? Sizden detaylarını almak istedik. Ben de sizin bayramınızı kutluyorum. Biz dün saat 11'de tüm takım doktorları olarak Sağlık Kurulu'yla, yani TFF Sağlık Kurulu'yla toplantımızı yaptık. Gayet de iyi bir toplantı geçti. Tabii takım doktorların kafasında bayağı bir soru işaretleri vardı bu. Maçların ve antrenmanların başlanmasıyla ilgili. Tabii biz bunun konuşmamızda da hocalarımız bu toplantının tabii geç kaldığını da söylediler. Biraz daha belki daha önceki günlerde, önceki haftalarda yapmamız daha doğru olacaktı. Belki ortak bir görüşle federasyonun genelgesinde de bir payımız olacaktı. Fakat biz hocalarımızla konuştuğumuzda ligin başlanması halinde neler yapabileceğimizi konuştuk daha çok. Çünkü sonuçta bu ligin ertelenmesi de söz konusu olabilir. Tabii durumu bekleyeceğiz, göreceğiz, vakaları göreceğiz. Her gün Sağlık Bakanlığı'na açıklanan sayılara göre. Ve bu bizim yani takım doktorları veya sağlık kurulu, TFF Sağlık Kurulu'nun verebileceği bir karar değil maçların başlanması veya antrenmanların. Fakat konulardan bazılarında kişisel bir görüşlerimiz vardı. Biz onları konuştuk. Kişisel görüşlerden birisi, TFF'nin yazılarında tabii doktorların biraz bazı şeylerle ilgili sorumlu tutulması kafalarımızda biraz şey yapmıştı. Biz onu konuştuk. Ondan sonra da tabii bir iki şeyi kabul ederek, bir iki soruyla kabul ederek bunu Sağlık Bakanlığı'yla ilerideki günlerde, ilerideki haftalarda konuşup belki ortak bir görüş, belki de Sağlık Bakanlığı'nın verdiği talimat ve korona kurallarına göre hareket edilmesi doğrultusunda ve bunun uygun olması söylendi. İkinci konu PCR testlerimizin yapılmasında biz bazı takımlar biraz zorluk çekiyor. Yani şimdi biz baktığımızda neredeyse evre 2 ve evre 3 TFF'nin yazısına göre ve maçlarda da biz neredeyse 8 ile 11-12 kez test yapmamız gerekiyor. Ve bu tabii bu biraz şehirden şehire durumlar farklı. Yani Rize gibi bir küçük şehirde tabii bunun yapılması da bizim için zordur. Bunun ayarlaması da zordur. Bir şekilde bunu yapıyoruz ama hakikaten zorluklar da çekiyoruz. Bunu belki ilerideki günlerde Sağlık Bakanlığı ile konuşup buna bir kolaylık sağlanmasını konuştuk. Çeşitli pozitif vakaları var. Çeşitli pozitif senaryoları var. Yani bu pozitif olunca neler olacak? Çünkü biliyorsunuz negatif olunca takımlarda hiçbir sorun yok. Herkes işini yapıyor, antrenmanını yapıyor ama pozitif olunca büyük bir sıkıntı ve bir kaos ortamı yaşanıyor. Şimdi bu pozitif yaşanınca acaba işler nasıl yürüyecek? Sağlık Bakanlığı'nın sonuçta bir yönergesi var. Filyasyon yapılacak. Filyasyon yapılınca da tabii bir vakada olunca bir kulüpte bu 14 gün karantinaya girilmesi şarttır. Yani tüm o pozitif vakayla kimlerin irtibatı olmuşsa, yakınlığı olmuşsa, antrenmanlarda veya kulüp içerisinde yakın temas kurmuşsa bunların hepsi karantinaya girmesi gerekiyor. Fakat TFF'nin yazısında biz pozitif vakaları ayırıp negatiflerle devam etmemiz söyleniyor. Tabii bunu konuştuk. Bu biraz takım doktorları için çok zor bir durum olacaktır mesleki açısından. Bunu ilerideki günlerde Sağlık Bakanlığı'nın belki verdiği talimata göre hareket edilmesi konuşuldu ve uygun olduğu da söylendi. Başka şeylerden de birisi tabii biz bunları konuştuk açıkçası. Yani farklı bir şeyler de yoktu açıkçası. Çünkü 2 saat boyunca oldu 25-26 kişinin katılımıyla. Çeşitli pozitif senaryolar konuşuldu. Bunun dışında da açıkçası başka bir şey konuşulmadı. Yani 4-5 konu vardı. Daha çok bunların üzerinde duruldu. Peki Sayın Ayazoğlu, şunu da sorayım. İFAB'ın aldığı 5 oyuncu değişikliği kararı vardı. Bir doktor gözünden siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı?
Mesleki açıdan yani hekimlik durumumuzu da göz önünde bulundurarak ben bunu doğru bulmuyorum. Yani şu an tüm dünyada korona talimatı diye bir şey var, bizim ülkemiz dahil. Buna da uymamız gerekiyor. Şimdi 5 kişiyi ayırıp geri kalanlara devam etmek çok zor bir durumdur bir doktor için. Yani bu 5 kişiyle o gün antrenman yapanlar var. İşte aşçısından tuttu, masöründen tuttu, doktorundan, herkes onunla irtibat kurmuş bir şekilde. Acaba onlarda negatif, tamam negatif olduğunda bir şekilde bunlar da negatif çıktı, devam edebiliriz gibisinden dediğimizde de, ama yani testlerde de bir yalancı negatiflikler de görünebiliyor. Yani buna da aldanmamak lazım. Çünkü zaten 14 gün karantina diye onun için söylüyoruz. Yani ilerideki günlerde virüs bir şekilde kendisini gösterebilir, belirti verebilir veya pozitif çıkabilir tekrar. O yüzden bunlarla ilgili biraz takımda bu durumlarda çok zordur. Yani doktor olarak ben yani bu işi yaptığımda, eğer Allah korusun bir pozitif çıktığında, şu anda kafamızda soru işareti, ne yapacağız, ne edeceğiz, o yine bizim için bir soru işaretidir. Ama yani ben belki uygun bulmuyorum. Yani bizde bir iki tane vaka bulunursa ben takımı en az 10-14 gün ben karantinaya girmesini öneririm açıkçası. Peki Mustafa Ayazoğlu, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi akşamlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim ben de size. İyi akşamlar.